Selam millet, ben Şefik ve bu da Assetto Corsa Competizione. Beni Twitter'dan takip ediyorsanız bu oyunu ne kadar çok oynadığımı biliyorsunuzdur. Özellikle yeni direksiyon setim geldikten sonra daha da fazla oynamaya başladım. En çok oynadığım yarış oyun diyebilirim. Aynı zamanda bu oyunun bütün DLC'lerine sahibim. Yani bugüne kadar çıkmış bütün pistleri, araçları, bunların yer aldığı bütün DLC'leri almıştım. Yalnız oyuna son bir güncelleme ile beraber ücretsiz bir araç eklendi. Ford Mustang GT3 eklendi. Ben de bu aracı kullanırken size de göstereyim ve verdiği hissiyatı anlatayım istiyorum. Nasıl bir formatta gösteririm bilmiyorum ama önce bir aracı göstereyim. Şöyle single player'e basalım, hemen garaja basalım ve şuradan Ford Mustang GT3'ü seçelim. Gördüğünüz gibi tabii birçok farklı oyunda, birçok yarış oyunda bu aracı kullanmıştık ama burada bambaşka görünüyor tabii ki bir GT3 formatında ve yarış aracı formatında kanadıdır vesairesi tüm detaylarla beraber gerçekten çok acayip görünüyor ama pistte nasıl hızlanmasıdır, frenlemesidir vesaire bunlar nasıl? Ben de ilk defa bu videoda aracı sürerken bunları deneyimleyeceğim. Piste çıkmadan önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi ya da bu araçla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Ben şimdi hemen çok da uzun olmayan bir yarış ayarlayıp o yarışta bu araçla beraber piste çıkıyorum. Çok da yabancı olmadığım bir pistte yarışayım ki çok da fazla zorlanmayayım istedim. Red Bull Ring'deyiz. Karşımda 9 tane rakibim var. Bir tek bende Ford var. Yine GT3'ten farklı farklı rakiplerim var. Farklı bir sınıftan araç almamışlardır diye düşünüyorum. Bir önceki Assetto Corsa videosunda galiba bu pistte çekmiştim. GT2 pack için video çekmiştim. Sonrasında bir paket daha çıktı. Biliyorsunuz Norwich Life paketi çıktı ama onun için video çekmedim. Çünkü onu oynamak, onun için video çekmek birazcık yorucu olabiliyor. O pisti çok fazla tanımadığım için 5-6 tur attım ama yine de video çekmedim. Ona da bir video çekerim ama lafı daha fazla uzatmayayım. Madem burada Ford Mustang GT3 için bulunuyoruz, bunun için video çekiyoruz. Hemen Start Race Team, hiç böyle ayarmayla hiçbir şey yapmıyorum. Direkt bu araçla beraber piste çıkıyorum. Bakalım performansım ne olacak? Biraz sessiz kalıp aracın sesini de anlayayım istedim. Bu pistte de bir süredir yarışmıyorum. Çünkü LFM'de yarışırken genelde Spa, onun dışında Monza, aramızda da yarışırken bu arada. Hatta en son Silverstone'da yarışmıştım. Tabi bu oyunu, bu pistte en son MotoGP videosunda da turladım ama araçla turlamak başka bir şey tabii ki. Bakalım şimdi nasıl olacak, nasıl performans sergileyeceğim. Şöyle peşlerinde gidelim. Fren noktalarını kaçırmam umarım. Solumda bir rakip vardı da çok fazla üstüne çıkayım istemedim. Bu arada MotoGP'de burada bir şikan vardı tabii. Şu an bambaşka bir şey oldu. Ben buraya gelene kadar çoktan frene basıyordum onda. Daha doğrusu yavaşlıyordum. Frene basıyordum demeyeyim. Fren fena değil gibi. Rakibi de bir güzel dışarı süpürdüm. Arkamda bir Bentley var. Buradaki fren noktasını da pek hatırlayamadım ama yine öndekilerin. Frenine göre hareket edeceğim derken ben o kadar yavaşladım ki arkamı biri geldi ama hemen önüne kırarak. Solunda da biri var. Gerçekten MotoGP oynamak bu pistteki bütün algımı bozmuş. Yine de alışmaya çalışıyorum. Tabii daha çok F1'de oynuyorduk buraları ama. Yan arabanın kontrolünü kaybeder gibi oldum ama ben toparladım. Buradaki fren noktasını da hatırlamaya çalışayım. Burada ikiye düşmek yetiyormuş bu arada. Biraz fazla yavaşladım yine. Daha doğrusu fazla vites düşürdüm ama şu an tempom fena değil. Yine girdik. Buradan da çıktık. Biraz fazla yavaşladım yine. İdeal çizgiden o gittiği için daha kolay hızlanabildi. Ben biraz da temas etmeyeyim diye çok fazla zorlamadım içeriden.
Bir yandan da bu pistte çok fazla turlamadığım için son zamanlarda fren noktalarını vesaire biraz unutmuş oluyorum. Önümde tabii referans bir araç olunca çok sorun olmuyor da. Olur da liderliğe çıkarsam biraz sıkıntı olacak. Sürüş gayet rahat bu arada. Tabii biraz da tempom düşük. Çok zorlamıyor. Yani öyle çok fazla kaymıyorum. Bir yerde biraz savrulur gibi oldum. Bunu fark etmişsinizdir. Bu arada aracın göstergesi de çok ilginç. Ortada bir Ford logosu var görüyorsunuz. Attığımız vites orada görünüyor. Çok enteresan bir göstergesi varmış aracın. Bu oyunda daha önce Ford, herhangi bir Ford yoktu sanırım. Zaten yarış oyunlarında çok fazla Ford var mı? Yani bu tip simülasyon oyunlarında ondan emin değilim ama. 2026'dan itibaren yanlış söylemiyorsam Formula 1'de sık sık duyacağız Ford markasını Red Bull'la beraber. Şimdi önümde Van der Linde de var. En azı tur atabilmişim ama yine dediğim gibi önde referans bir araç olunca daha kolay oluyor bu işler. Fazla yavaşladım. Burada 1'e düşmek gerekiyormuş. Çünkü zaten yokuş. Orası bir yukarıya doğru tırmandığımız bir yer olduğu için o kadar yavaşladıktan sonra tekrar hızlanmak çok zor oluyor. Burada biraz fazla yavaşladım ama yine kendi süremi geliştiriyorum. Aslında zorluk seviyesi biraz düşük kalmış oldu. Çok çabuk yetiştim önündekine ve onu da geçtikten sonra birazcık boşa turlar atıyor gibi olacağım. Van der Linde de bu sezon benim özellikle DTM yarışlarında geçen sezon hatta önceki sezonda oradan aşina olduğum bir isim ama muhtemelen farklı yan yana izliyor. O da çok zorlamadı. Buraya nasıl yan yana gireceğiz bilmiyorum. Gerçekten burada da yan yana geçmeyi başardı. Artık şöyle önüne geçebilirim senin. Hop. Çığırdalar gibi oldu ama sonrasında bana yol verdi. Güzel. Şu ana kadar kaç tur attım? 3 tur mu attım? 3. turda mıyım bilmiyorum ama sürüş gayet yani herhangi bir GT3 aracıyla aynı şeyi verdi. Tabii çok fazla setup vesaire ayar da yapmadık. Öyle bodoslama daldım. Birazcık taştım. Ben bu sefer en azından 1. viteste kalktım. Herhangi bir GT3 aracından çok acayip bir fark henüz hissetmedim. Dediğim gibi herhangi bir setup da yapmadan dümdüz girdim. Evet, arayı yavaş yavaş açmaya başladık. Dediğim gibi zorluk seviyesini biraz arttırsam fena olmazdı. Kontrol yani öyle bir aracı tabii kontrolden çıkaracak kadar agresif de kullanmıyorum. Zaten setup yapmadığım için dediğim gibi safe setup ile yarışıyorum. Ama böyle bir rekabetçi yarışta aslında denemek lazım. Dediğim gibi LFM'de daha çok böyle işte Monza'dır, Spa'dır ya da kendi aramızda oynarken en çok bu pistleri kovalıyoruz tabii ki ama mesela Monza'da aslında bu araçta nasıl bir tur atarım onu da deneyebilirdim. Ben onun yerine bir yarışta aracı deneyeyim istedim ve az kalsın yine kayıyorduk. Şu ana kadar memnun kaldım. Başka bir araçla bu pistteki derecem ne onu bilmiyorum. Aslında ona bakıp kayıtlardan ekrana yazarım. Şu pistte çok fazla yarışmıyoruz dediğim gibi ama Monza'da denemek daha bir kıyaslama yapma şansı verirdi. Gerçi Monza'da ve Spa'da da o kadar çok tur attım ki o da belki çok sağlıklı olmazdı. Sonuçta oralarda hep böyle kendi çapımda mükemmelleşmeye çalışıyorum. Liderliğin de vermiş olduğu rahatlıkla artık böyle şehir içinde sokak gezerken şey yapar gibi. Döner gibi dönmeye başladım. Neredeyse duracağım.
Biraz daha hızlanayım. Yavaş yavaş şeye de alışmaya başladım piste. Bu arada normalde ben bu oyunu ilk günden beri yarış çizgisiyle oynuyorum ama LFM'de yarışmaya başladıktan sonra şunu fark ettik. Tabii ki o yarışlarda yarış çizgisi olmuyor. O yüzden en bildiğiniz pistte bile şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Nerelerde frenlediğinizi normalde yarış çizgisine göre bakarken. Tabii artık yavaş yavaş. Ya tabii birçok virajda bir referans noktanız oluyor. Mesela Monza'da zaten referans noktalarım vardır. İşte nerede fren yapacağımla alakalı ama. Yavaş yavaş Spa'da da vesairede de böyle bu noktaları öğrenmeye başlamam lazım. Şu an bu yarış çizgisi olmasa, gerçi Red Bull Ring'de çok fazla yarışıyoruz ama artık hiç satmaya gitmeye başladım konuşurken. Dediğim gibi bu noktaları öğrenmem gerekiyor. Hani bu araç sürüş sürüşü konusunda aslında hissettiklerimi kabaca anlatmış oldum. Bir yandan oyunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Son zamanlarda dediğim gibi çok fazla oynuyorum. LFM'e de girdik. Böyle kendi çapımız en düşük. Böyle dönemedim yalnız. Bayağı bir yavaşladım. Ama orada tabii ratingimiz, giriş ratingi biraz yüksek bir tık. Yüksek derken belli bir sınır belirlemişler. Oradan tek tek düşmeye başladık tabii. Hani asıl şeyimizi, yerimizi bulana kadar biraz ratingimiz düşecek o oyunda ve hızlanalım. Ama gerçekten çok keyifli oldu. Başta dediğim gibi bu yeni direksiyon setine geçtikten sonra çok fazla oynamaya başladım oyunu. Vakit buldukça tabii ki. Atıyorum Spa ve Silverstone yarışları uzun sürüyor. Normalde öyle 45 dakikalık, kendi aramızda 45 dakikalık yarışlar yapmıyorduk. Daha böyle 20 dakikalık yarışlar yapıyorduk. Sunucu da açmıştım ben. Şu aralar kapalı ama tekrar açacağız. Ama 45 dakikalık yarış ilk kez LFM'de tecrübe etmeye başladım. Biraz yorucu oluyor. Gerçekten bu oyuna çok daha fazla vakit harcayan ve işte böyle 2 saat, 3 saat, 6 saat, 24 saat yarışlarına katılan herkesi gerçekten takdir ediyorum. O kadar uzun süre, tabii ki tek oturuşta bu kadar şey yapmıyorsunuz. Pilot değişimi oluyor vesaire ama hani 45 dakikalık seans bile gayet yorucu. Onu anladım. O yüzden bu uzun yarışlara, dayanıklılık yarışlarına katılan herkesi takdir etmem gerektiğini bir kez daha anladım. Arkayla fark bu arada 4.6 oldu. İçeriden dedim. O kadar çok yavaşladım ki hızlanamayacaktım. O kadar ayar yapmamışım ki yarışın bitmesine şurada 2-3 tur var ve 45 litrede benzinim var. Daha da iyi hızlanabilirdim. Daha da hızlı gidebilirdim muhtemelen. Yine de turlarımı geliştiriyorum. Yani alışmaya başladım iyice. Bu körbe dokununca biraz aracın dengesi kayboldu. Hızlanmadım o yüzden dağılmasın diye. Şöyle devam edelim. Bu arada ben yarışın tamamını siz bu videoyu izlerken farklı açılardan göstermeye çalışacağım ama ben tabii kokpitten yarışıyorum. Dışarıdan da bir tekrar kaydı alırım. Araya onları eklerim. Dışarıdan nasıl görünüyor araç ve dışarıdan sesi nasıl onu da görmüş olursunuz. Yoksa tamamen kokpitten verdiğimde belki o kadar etkilenmeyebilirsiniz ya da istediğinizi görmemiş olabilirsiniz. Ben bu birazcık başarılı gibi olduk. Yok güzel. Ama yine ikinci viteste olduğumuz için hızlanamadık. Dediğim gibi dış kameradan da aracı göstermeye çalışırım size. Belki bir third person kamerasından hem ses farkı olur hem de dediğim gibi araç nasıl görünüyor bir görmüş olursunuz. Dönemedim. Ben burada bir 2-3 tur falan kaldı. 1.33.800'e kadar çektim. En başta kıyaslama yapacağım dediğim yerde başka bir araçla ne kadar nasıl bir tur süresi yaptığını kıyas olması açısından ekrana yazacağım demiştim. Oraya atlamadıysanız görmüşsünüzdür zaten. Şimdi şuna dokunduğumda bayağı bir
Zorlanmıştım dönüşte. Şimdi bir kontrolü kaybeder gibi oldum ama toparlamayı başardım. O kadar da dağılmadı. Hatta neredeyse tur süremi de bir kazancım vardı. Onu da korur muyum dedim ama o da maalesef kaybettik. Artık son iki tur. Dışarı taşmadık. Turumuzu yemedik. Yemişiz. Taşmışız. Galiba ilk defa taştım. Ama olsun. Burada da biraz fazla yavaşladım yine. Yani zorluk seviyesini dediğim gibi biraz fazla düşmüşüm sanırım. Ben 1.30'a kadar indirmişken arkamdaki Kevin panderliğindeydi galiba. 1.30 kaçla döndü az önce? 36 mı? 35 mi? Tur süremi deminki gibi bir dağıtmazsak geliştireceğim gibi duruyor. Gerçi geçerli bir tur olmayacak bu ama olsun. Yani 1.33-500'ün altına inebilirim şimdi taşmasaydım. Son tura girdik. Aslında bu sefer daha iyi döndüğümü düşünmüştüm ama hemen hemen en iyi turumla aynı ilerliyorum. Yine biraz fazla durduk. Ama son virajları, son virajları alarak geçeceğiz. Turumu geliştiremesem de dediğim gibi 1.33-800. Bunu daha fazla turlayıp ve farklı pistlerde turlayıp işte alışmak lazım. Burada biraz pistin komple dışına çıktım. Hızlanalım. Konsantrasyon iyice gitti tabii. Çok rahat bir yarış. Yani yarış gibi olmadığı için birazcık konsantrasyon gitti tabii. Dışarı taşmaya başladım ama ayrısı bir şöyle. Sürpriz bir kaza yapmadan yarışı bitireceğim. Biraz daha kök kullanayım. Kazandığım sürüyü alır mıyım dedim ama yok. Evet, genel olarak sürüş dediğim gibi keyifli. Diğer GT3 araçlarından çok farklı gelmedi ama dediğim gibi farklı ayarlarla girince nasıl olur? Ya da işte artık kendi en iyi seviyeme geldiğimi düşündüğüm pistlerde bununla turladığımda nasıl olur? Fark görmek için biraz daha oynamam lazım ama genel olarak dediğim gibi keyifli ve yarışta kazanmış olduk. Şöyle uzun tur cezasının çekildiği, MotoGP'de uzun tur cezasının çekildiği bölümden yavaş yavaş geçelim. Ve şöyle park edelim. Evet. Yani çok çekişmeli bir yarış olmadı ama aracın sürüşünden birkaç kere söylediğim gibi keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama daha iyi bir kıyaslama için, performans kıyaslaması için tabii ki başka bir pisti, daha çok oynayan pistlerde bu aracı kullanmam gerekiyor. Bunu da söyleyebilirim. Video boyunca kokpitten yarıştım ama dediğim gibi farklı bir kamera açısından da kayıt alarak aracın en azından dış görünüşünü vesaire size göstermeye çalıştım. Dediğim gibi bu araç ücretsiz, oyuna sahipseniz herhangi bir ücret ödemeden son güncellemeyle beraber bu aracı garajınıza ekleyebiliyorsunuz ve bununla beraber de yarışmaya başlayabilirsiniz diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.